4. Türkiye Tarihi Madenler Konferansı Yaşar Üniversitesi ev sahipliğinde İzmir'de düzenlenmiştir. Maden mühendisliği, jeoloji mühendisliği, arkeoloji ve tarih gibi farklı disiplinlerden araştırmacılar tarafından konferansta toplam 29 adet bildiri sunulmuştur. 4. Türkiye Tarihi Madenler Konferansı Yaşar Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü ve KTÜ Maden Derneği tarafından ortak düzenlenmiştir. Sayın Ergün Kaptan anısına düzenlenen, multidisipliner bir nitelikte gerçekleştirilen 4. Türkiye Tarihi Madenler Konferansı kapsamında ilk 2 gün madencilik, metalürji ve metal işçiliğine yönelik birbirinden değerli sunumlar izlenmiştir. Konferansa sunumları, soru, cevap ve yorumlarıyla katkı veren tüm katılımcılarımıza ve Kaptan ailesi adına katılımlarıyla bizi mutlu eden Ergün Kaptan'ın oğlu Profesör Doktor Buğruhan Burak Kaptan'a teşekkür ederiz. 12 Mayıs ve 13 Mayıs 2022 tarihlerinde gerçekleşen oturumların ardından katılımcılarla birlikte genel değerlendirme toplantısı gerçekleşmiştir. 5. Türkiye Tarihi Madenler Konferansı'nın nerede ve ne zaman yapılacağı konusunun da tartışıldığı genel değerlendirmede Profesör Doktor Daniş Baykan tarafından sunulan Trakya Üniversitesi'nin ev sahipliği teklifi değerlendirmeye katılan tüm katılımcılar tarafından olumlu bulunmuştur. Bu bağlamda 2024 yılında gerçekleştirilecek olan 5. Türkiye Tarihi Madenler Konferansı'nın Edirne'de yapılmasının planlandığını şimdiden duyurmak isterim. 14 Mayıs 2022 tarihinde konferansın son gününde ise Yassıtepe ve Yeşilova hüyüklerine oldukça faydalı bir teknik gezi yapılmıştır. Kazı Başkanı Doçent Doktor Zafer Derin'e detaylı anlatımı ve göstermiş olduğu içten misafirperverlik için teşekkürlerimizi sunarız. 4. Türkiye Tarihi Madenler Konferansı ile farklı disiplinlerden araştırmacıların bilimsel paylaşımlarda bulunduğu multidisipliner toplantıların ülkemiz madencilik tarihinin daha iyi anlaşılması için önem taşıdığı bir kez daha görülmüştür. Ülkemizin köklü bir madencilik tarihine sahip olduğuna ve bu konudaki araştırmaların artmasının gerektiğine değinilmiştir. 4. Türkiye Tarihi Madenler Konferansı, madencilik tarihi alanında çalışan değerli araştırmacıların buluştuğu verimli bir etkinlik olmuştur. Konferansın düzenlenmesinde emeği geçenlere, sunum yapan değerli hocalarımıza, tüm katılımcılara teşekkürlerimizi sunarız. 4. Türkiye Tarihi Madenler Konferansı ile ortaya konulan bilginin ülkemiz madencilik tarihi alanındaki gelişmelere katkı sunmasını dileriz.